Sevgili gençler merhaba, ben rehber psikolojik danışman Semih Hoca. Bu haftada geçen haftalarda olduğu gibi sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Merhaba Tonguç Akademi, benim adım Fatma Naz, soyadım Koç Yiğit, İzmir'de yaşıyorum ve İTV Yücel Tonguç Koleji'nde okuyorum. Benim size sorum, verimli ders çalışma ile ilgili nasıl daha verimli ders çalışabiliriz? Size bununla ilgili soru sormak istemiştim. Şimdiden teşekkürler. Sevgili Fatma Naz, merhaba, İzmir'e sevgiler. Fatma Naz, öncelikle verimli ders çalışmayı engelleyen bazı tuzaklar var. Bu tuzakları hatırlayalım. Bu tuzaklara takılmamak çok önemli. Müzik eşliğinde ders çalışmak, aşırı kaygı, kendine güvenmemek, kendini başkalarıyla mukayese etmek, yatarak ya da uzanarak ders çalışmak. Bunlar zaman tuzakları arkadaşlar. Bunlara kesinlikle takılmıyoruz. Uzayan giden telefon konuşmaları yapmamamız gerekiyor. Mutlaka basit bir programımızın olması gerekiyor. Günlük ihtiyaçlarımız ne arkadaşım? Yemek yemek. Bu bir ihtiyaç, evet. Arkadaşlarınla görüşmek de bir ihtiyaç. Ders çalışmak da bir ihtiyaç olmalı senin için. Bunun için mutlaka her gün aynı saatte çalışmak önemli ve bir hedefin olacak. Bunları düzenlediğin zaman basit bir program. Bunu hazırlamak çok zor değil. Hazırladın, bunu günlük uyguladın ve bir süre sonra bunu haftalara yayabilirsin. Başka ne yapabilirsin? Ders çalışma esnasında mutlaka tekrar yapmalısın. O günün tekrarını. Ödevlerini de yaptın, sorularını da çözdün. Fakat bir şey daha var, bunu söylemeden edemeyeceğim. Mesela matematikte bir üstlü sayılarla ilgili problem çözeceksiniz. Mutlaka üstlü sayılara bir dönüp üstlü sayıları hatırlamanız gerekiyor. Örnek olsun diye söyledim bunu. Bunun haricinde arkadaşım, bunları bir araya getirdin, motivasyonun isteğinde tamsa bu iş sende. Merhabalar, benim adım Merve, soyadım Tural, 6. sınıf öğrencisiyim. Yozgat Aksağ Mahalli'nde oturuyorum. Benim sorum, ben çok çalıştığım halde derslerde ve yazılarda yapamıyorum. Sevgili Merve merhaba, Yozgat'a selamlar. Sevgili Merve diyor ki ben evde ne kadar ders çalışsam da bir türlü başarılı olamıyorum. Şimdi sana bunlarla ilgili birkaç tane tüyo vereceğim. Eğer bunları yaparsan muhtemelen ders başarında da artış gözlemleyeceksin. Öncelikle kesinlikle ders çalışmak hayatımızın bir rutini olmalı. Yani her zaman nasıl gün içerisinde yemek yediğin saatler belliyse, uyuduğun saatler belliyse ders çalıştığın saatlerinde belli olması gerekiyor. 2. Tek seferde aşırı ders çalışma. Bunu kesinlikle yapmayın. Çünkü zihninizin kendi enerjisini toplaması için dinlenmeye ihtiyacı vardır. 3. ise mutlaka belli bir hedefin olsun. Çünkü hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Hedefler seni gün içerisinde motive eder. Eğer hedefin olursa bu seni bir noktaya doğru götürür, seni hazır hale getirir. Ve son olarak da arkadaşım, gün içinde yapmayı planladığın, çalışmayı planladığın şeyleri aklının bir köşesinde tasarla. Bunu uyandıktan sonra bile yapabilirsin. Bunları yaparsan eğer kesinlikle okul başarın, ders başarında da artış olacaktır. Merhaba Tonguç Akademi, adım Sinem, soyadım Sezer, Ankara'da yaşıyorum ve 7. sınıfım. Sizce yaz saatinde 8. sınıfa başlamalı mıyım? Şimdiden teşekkür ederim. Ankara'ya selamlar. Merhaba sevgili Sinem. Sinemciğim, yaz tatilinde 7. sınıfın konularına ufaktan göz gezdirebilirsin. Fakat aşırı bir ders çalışma senin ihtiyacın olan zamanı boşa harcaman anlamına gelecek. Çünkü senin bu dönemde dinlenmeye ihtiyacın var öncelikle. Onun haricinde arkadaşlarınla görüşebilirsin, onlarla zaman geçirebilirsin. Fakat bir taraftan da sosyal, kültürel faaliyetleri de bir taraftan aynı zamanda yürütmek gerekiyor. Sinemaya gidebilirsin, tiyatroya gidebilirsin, bir spor faaliyetinde bulunabilirsin. Tabii bunu aslında okul dönemi içerisinde de yapabilirsin ama yazın biraz daha hani dersten kalan zamanlarda onları yaparken burada zamanını yaya yaya dinlene dinlene bunları yapabilirsin. Bir şey daha var arkadaşım, mutlaka düzenli olarak kitap okumalısın. Ne kadar çok kitap o kadar iyi idrak etme, analiz etme, muhakeme etme gücü, yani yorumlama gücünü getirir. Bunları yaparsan yaz tatilini verimli geçirmişsin demektir. Hocam merhaba, ben 7. sınıf öğrencisi Sümeyye Baş. Ankara'da yaşıyorum. Sosyal konularla çok zorlanıyorum. Özellikle sosyal bilgiler ve inkılap tarihinde. Bana çok zor geliyor. Her şey birbirine karışıyor. Ezberim kuvvetli olmasına rağmen konuyu anlayamadığım zaman ezber de yapamıyorum. Bu konu hakkında çözüm önerilerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Ankara'dan 7. sınıf öğrencisi Sümeyye Baş. Selamlar, sevgiler. Sümeyye diyor ki, Semih hocam diyor, ben diyor bu sözel derslere
Ezberim çok kuvvetli olmasına rağmen bir türlü diyor bu derslerde başarılı olamıyorum. Bilgiler birbirine karışıyor. Sümeyye'cim şöyle düşün. Hepimizin bir zihinsel performansı var. Bu bizim aslında ezber gücümüzle de ilgili biraz. Kimimizinki bir fincan, kimimizinki bir bardak gibi. Fakat şunu düşün. Onun içine koyabileceğin bilginin miktarı belli. Ondan fazlasını koyarsan dışarıya taşacaktır. Onun için ne yapıyoruz? Zihinsel performansımızı dinlenerek yeniliyoruz yani. Bu dolu bardağı alıp kenara koyuyoruz. Yeni bardak getiriyoruz. Öğrenmenin temelinde ne var? Tekrar var. Tekrar edilmeyen bilgiler ne olur? Unutulur. Onun için bol bol tekrar, ara ver, belli hedeflerin olsun ve yayarak öğren. Bunları yaparsan sözel derslerde başarı senindir. Sevgili gençler, sizin de sorularınızı yanıtlamamız için yapmanız gereken şey çok basit. Adınızı, soyadınızı, şehrinizi, bu mail adresine bir mail göndermek.